seviyorlar, çok ediyorlarsa sağın oyu niye bölünüyor? İşte siz böldürmeyeceğiniz. Ya böldürmeyecek olan sizsiniz. PKK ile çay kahvaltı içiyorum cümlesinizden de rahatsızım ben şahsen. Bir şehit yakını olarak da. Sağın birleşmesini istiyorum. Anladım. Sağın oyu bölünüyor, bu dışkışların oyunu. Tamam. Ondan peki, sonra PKK ile Halk Partisi iktidara gelecek, anamızı ağlatacak. Birleşin, birleşin. Tamam. Biz onu istiyoruz. Bu şekilde seç, hiç yere varamazsınız. Ya bak seçmen birleştirir. Ne siz varırsınız, ne diğer partiler var. Seçmen birleştirir. Ben şimdi bak, sen geçiyorsun karşıma PKK ile kahvaltı edeceksin diyorsun. Öbür tarafta diyor ki sen faili meçhulcüsün. Ulan hangisi doğru? Hangisi doğru? Ben onun için birleşmenizi istiyorum valla. Onu siz birleştireceksiniz. Yani bak siz. PKK'yla böyle yakınlaşmayın. Böyle bir şey olur mu? Kesinlikle mümkün değil. Yani tavsiye etmiyorum bak. Tamam, öyle bir şey yok. Olur mu? İttirmeyin adama. Adın ne senin? Mehmet Altun'u. Ver telefonu, karşılıklı konuşacağız. 0500 alın. Alın lan. Ben böyle gıcık seçmeni çok severim. Sen de sen genel başkanım arkadaşım normal arkadaşlar. Serdar. Başkanım bak sayın başkanım. Kusura bakmayın. Dalga geliyor başkanım, kazanacağız inşallah. Hayır, Zula'daki adamlarından biri olacak. İşler nasıl arkadaş? Vallahi işlerimiz çok sıkıntılıyız şu anda. Pandemiden dolayı. Görünüyor gibi yani pek tadı yok. Çekleri senetlerde ödemelerde problemler var. Kim var? Kiralarda ödemeler zaten herkes bilir zaten biliyorsunuz. Yani genel bayağı bir şeyimiz var. Pandemiden sonra durum nasıl? Pandemide işte herkes engelledi yani. Bir saat, iki saat bir düğün veya bir şey böyle etkinlik olmuyor yani. Aynen almıyorlar yani. Evet. Kimi düğün mesela gelinlik kiralamış iptal ediyor, kimi villalısını iptal ediyor. Herkes kendine göre bir problem var yani. Kira mı burası? Kira. Yıllık ne kadar? Yıllık 100 küsur. Çok yani. Evet. Onu yani onu ödeyip üstüne kar sağlayıp insan çalışacak durumumuz nedir? Kârı bıraktık biz zaten. Şu anda ayakta durmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da EYT'ye duruyoruz yani. EYT'ye çok başkanım. EYT'leri çok başkanım. EYT'leri aldık götürüyoruz biliyorsunuz. Biliyorum gerçekten yani bunun bir büyük olarak gelmiş. Allah razı olsun. Ben çok başkanım. 7000 günüm var, 26 yıl bitirmişiz daha hala çalışıyoruz. Derdimizi sorun zaten oğlum dinlemeye geldi. Yani. Serdar abi. EYT mağduru burada. Evet. Esas EYT mağduru böyle mi? EYT mağduru burada başkanım. Biliyorum. Biz EYT'lileri en biliyorum, fazla takip biliyorsunuz. Ediyoruz, o da gündemde tutmak için. Yani şöyle. Biraz daha baskıyı artırırsanız. Aynı şekilde Türkiye'de bir şeyi sürekli söylemezseniz çok çabuk unutuluyor. Çok unutuluyor. Çabukça yapışır. Biz evet, sizi aynen, unutturmuyoruz. Şimdi ben herhalde 8 ay olmuştur başkanım, gezmeye başladım. Bak şimdi şöyle, ben şundan aldıracağım ama benim parayla girecek. Ben emekli maaşı alıyorum. Abi güle güle yiyin sayın ya, başkanım. Bak biz... ya dinlesene. Hemen emekçinin hemen asal. Arkadaş. Sayın. Ben senin bakanın sayın mıydım? Sus. Evet. O zaman konuşma. Ondan bıraktım zaten sayın başkanım. Büyük para vermeyeceğim. Başka bir şey anlatamam. Azada biz almayız. Yap, azap biz dedi, almayız başkanım. Yok, sen arkadaşım şunu almayayım o zaman. Hayır, hayır sen başkanım. Eve götürüyorum. Valla abi götürürüm. İkramı götürüyorum. Bak, ikram, şunu paket yapalım. Bak, ikramı götürüyorum. Buna para ödemiyoruz. Tamam, başkanım. Onlara, o... Az parayı biz almak. Çok para da emeklisiniz. Size yazın. Hayır, hayır. Bak, onu, ya onun bir özelliği var. Yapmayın Allah aşkına. İnanlaşma. Esma. Başkanım, 4 tane satma. Yeter. Yeter, yeter. Bak, torna vereceğim. Aynen. Başka bir şey. Ve gerçekten kedi var. Tamam. Başka bir şey.